Güzel Hayat'tan merhaba. Değerli izleyenler, bugün göz sağlığında lazer teknolojisini konuşacağız. Lazer operasyonları hangi durumlarda kimlere uygulanıyor? Lazer teknolojilerindeki son yenilikler neler? Göz hastalıklarının tedavisinde neden Türkiye sıklıkla ve çokça tercih ediliyor? Hepsini ve daha fazlasını Dünya Göz Hastanesi göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Sayın Bayram Yapıcı ile konuşacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şu refraktif cerrahi nedir? Oradan başlayalım. Refraktif cerrahi gözün kırma kusurlarının cerrahiyle düzeltilmesi. Kırma kusuru demek şu: bir insan net görmek için lens gibi, gözlük gibi bir yardımcı cihaza ihtiyaç duyuyorsa eğer, bizim refraktif cerrahi dediğimiz şey bunlardan insanları kurtarmak, olabildiğince ihtiyaçlarını azaltmak. Peki ne yapıyorsunuz? Ne tür operasyonlar yapıyorsunuz? Şimdi refraktif cerrahide göz bir kamera gibi düşünün. Tamam. Bu kameranın belli bileşenleri var. İnsanoğlunun burada müdahale edebildiği iki parça var. Bir tanesi gözün en dış kısmı, kornea. Kornea. Bir de onun arkasındaki mercek. Bir zaman hani gözün ön arka uzunluğunu değiştirmek için bazı ameliyatlar yapıldı ama onların çoğu sonuca ulaşmadı. Örnek, ben 2 metre 10 boyum var, yatak bulamıyorum, beni biraz küçültün demek gibi. Doğru. Şimdi bu olmayınca o zaman iki ayrı yere müdahale edebiliyoruz. Biri kornea, gözün en dış kısmı, biri arkasındaki lens. Peki mesela o zaman görme kusurlarından tedavi oranı nedir? Cerrahi tedaviden kastediyorum ama. Şimdi teknoloji gelişince bu yardım, bu cerrahiden hastaların faydalanma oranları arttı. Ama her şeyi %100 çözebiliyoruz, hala o aşamada değiliz. Uygun gözlerde oldukça başarılı sonuçlar alınabiliyor. Miyopi ne hocam? Miyopi bir kişinin uzağa iyi görmemesi. Peki neden öyle oluyor? Şimdi miyopinin tipleri var ama en sık görülen iki sebebi, biri gözünüzün ön arka uzunluğunun uzun olması. Hı hı. Çünkü o zaman göz merceğiniz yeteri kadar kırsa bile net görmeyi odaklayamıyor. Bir tanesi de gözün kırıcı ortamlarının aşırı kırıcı olması. Ama diyorlar ki mesela miyopi ilerler. Yani ilerlemek ne demek? Numaranızın zaman içinde artması. Yani 1, 2, 3, 4, 5 böyle gidiyor. Gibi. Neden ilerliyor? Şimdi gözün ön arka uzunluğunun eğer artmasına bağlıysa probleminiz, ki %90 böyle. Tamam. Şimdi düşünün, bir çocuk kaç santim doğuyor? 40-50 santim civarında bir boyla doğuyor. O civar, evet. Erişkin olunca 1.80 boyu olduğunu düşünün. Vücut bu kadar büyüyünce göz de büyüyor. Tamam. Teorik olarak 19 milimetrede doğuyoruz büyüklük. 24 milimetre oluyor erişkin yaşta. 1 milimetre gözün büyümesi 3 numara miyop olmak demek. Yani %30 büyüyor göz. Tabii. 19'dan 24'e büyüyor. %30'a denk geliyor. O zaman 1 milimetre büyümesi 3 numara miyop yapar insana. Hmm. 5 milimetre büyüyoruz, 15 numara miyop. Hepimiz öyle değiliz. Değil, bazılarımız evet. Öyle. İşte bu büyüme döneminde vücudun kendini adapte mekanizmasının bozulması. Bir şekilde buna adapte olamıyor. Yaşla alakası var mesela, gözün numarasının ilerlemesi şu yaşta durur filan. Bu aslında hani genelleme yapılabilecek bir şey mi? Yani 21-22 yaşında büyüme duruyor. Mantıken de gözün büyümesinde o yaşta da durması lazım. Ama bu her zaman olabilen bir şey değil. Mesela patolojik miyopi var, 50 yaşında bile hala ilerliyor. Bunu yani çok net, ileri yaşta da ilerliyor. Tabii, ilerleyebilen grubu peki, var. Neden oluyor o gruptan mesela? Neden onlar da oluyor? Gözün ön arka uzunluğunun büyümesinin aşırı olması. Vücut bunu bir şekilde kompanse edip durduramıyor. 25-28 numaralara kadar büyüyen peki bir şey soracağım. Yapım hatası mı, kullanıcı hatası mı? Yapım hatası. Kullanıcı hatası değil. Yani burada hep aynı şey sorulur. Yani çok... insanoğlunun genetiksel bir hatası. Aynen bu. Öyle. Ben çok bilgisayara baktım, cep telefonumla çok oynuyorum, numaram ondan arttı, bu çocuk bütün gece kitap okuyor, artıyor, öyle bir şey yok. Efsane bu yani. Tamam, şehir efsanesi efendim. Peki, şimdi tedavilere geçelim o zaman. Mesela önce miyopiden başlayalım. Hı hı. Nedir tedavi yöntemleri? İlla kesip biçmek değil herhalde. Şimdi gözün kırma kusurlarının hapı, şurubu, damlası, vitamini, duası yok. Yani numaranız artıyor ve siz bunu hiçbir şekilde kontrol edemiyorsunuz. Ne doktorlar ne hastanın kendisi. Müdahale edilmesi gerekiyor o zaman. Eğer bundan kurtulmak istiyorsanız sadece müdahaleyle oluyor bu. Nedir müdahaleler yapıyorsunuz? Şimdi aslında bunu sadece miyop diye genellemeyeyim ben. Bütün tamam, göz kusurları için söyleyeyim. Tamam. Birinci plan kornea. Yani gözün dışında saç camı gibi bir bölümümüz var.
birinci plan orası. Genelde eğer müdahale edilebiliyorsa bütün sistemler ilk önce orayı düzeltmeye yönelik. Neler yapıyorsunuz mesela korneada? Şimdi korneayı yeniden şekillendiriyoruz. O ne demek? Lazerle. Şimdi şöyle düşünün. Korneanız bir bombe. Saat camı gibi düşünün. Tamam. Bu saat camını eğer yapısı uygunsa, bunun ölçümleri var. Kırıcılığını arttırıp azaltabilirsiniz. Örnek, ben miyopum, kırıcılığım fazla. Lazer ortayı tıraşlayarak düzlüyor. Soyuyorsunuz bir yerde. Bir nevi tıraşlayarak, hani eskilerden saat camı çizildiği zaman saatçiye götürüyordunuz, dız diye tıraşlar ve camı çiziyor. Evet, doğru. Aynı mantık. Tabii bu tıraşlayıp lazerle yapılmıyor. Şey, evet. Mesela hipermetropsunuz. Bunun kırıcılığını arttırmanız lazım. Bu defa etrafına atış yaparak kırıcılığını arttırıyorsunuz. Yani bütün mantık yeniden dizayn. Korneada yapılanlar bunlar. Bu. Sadece bu değil, bu lazerle yapılanlar. Mesela korneanın içine bazen aparat yerleştirebiliyoruz. Bu kaldırıyorsunuz. Yok, değil. Mesela sizin korneanız bu ve çok dik. Evet. Bunun özel bir adı var. Keratokonüs denen bir probleminiz var ve görme kusurunuz Türkiye'de var. Türkiye'de çok fazlaymış o an. Evet, Akdeniz kuşağında çoktur. Doğrudur efendim. Evet. Şimdi biz Karadenizliyiz. Akdeniz nereden çıktı? Türkiye Akdeniz kuşağı ülkesi. Öyle düşünmek lazım. Şimdi korneanız sivri. Bunu düzeltmenin yolu içine bir halka yerleştiriyorsunuz. Bir kasnak gibi geriyor mesela. Hı. Böyle aparatlar var. Yakını görmek için aparat yerleştirebiliyoruz yine korneanın içine, ama bunlar daha az olan gruplar. Şunu soracağım. Bu tür ameliyatlarda başarı oranları 95'in üzerinde mi? Yüzdeden bahsediyorum. Şimdi yoksa 90-100 arası falan. Burası işin muallak olan bölümü. Şöyle söyleyebilirsiniz. Hiç öyle rakamlar veriliyor hocam. Tabii %99,9 başarıyoruz. Yok öyle bir şey. Bu tamamen show business, kandırmaca bu. Niye? Siz insanı ameliyat ediyorsunuz. İnsan 2 daha 4 eden bir matematik problemi değil. Bravo. Mesela ampulünüz patladı. Aynı markayı takıyorsunuz. Aynı performansı istiyorsunuz. Olabilir. Çipiniz arızalandı bilgisayarınızda. Aynı iş, aynı performans. İnsan Bravo. Aynı değil ki. İki gözünüz farklı. Hatta derler ya atalarımız, 5 parmağın 5'i bir değil diye. O yüzden %99,9 başarıyorum. %0,01 o da seni buldu. Demek ki bir şeydir o. Böyle bir şey yok. Anladım. Ama çok başarılı oranları var. İstatistikler 26 yıldır yapılan bir işlem bu. Yani %95'lere kadar başarısı var miyoplarda. Ama numaranız arttıkça başarı oranınız biraz daha değişiyor. Şunu sorayım mesela, kusurları gidermek için lazer şart mı? Yani başka şunu öğrenmek istiyorum. Yani lazer midir gerçek tedavi? Yok, sadece lazer değil. Lazerin yetmediği, yapılamadığı durumlar var. O zaman bir arka plana geçiyoruz. Göz içi merceklerimiz var. Hmm. Orada bazen kendi doğal göz merceğinizi alıp içine yenisini yerleştiriyoruz. Bazen kendi doğalı yerinde duruyor, biz araya yerleştiriyoruz. Bunların hepsi gözünüzün izin verdiği şeylerse eğer yapılıyor. Peki mesela lazere geçersek, lazer tedavilerinde yani farklı lazer uygulamaları var mı, yoksa lazer tek bir uygulama mı? Aslında lazer tek bir uygulama. Araba gibi düşünün hadiseyi, tamam. Ama araba dediğin zaman o kadar çok model, çeşit, kesin, branş var ki bu da aynı. Lazer dediğiniz zaman siz ana şeyi tarif ediyorsunuz. Yöntemler başka. Mesela bazı yöntemlerimiz var, ince kornealara yapılıyor. Bazı yöntemlerimiz var, dik kornealara yapılıyor. Bazıları yapılamıyor, o için başka bir yönteme geçiyorsunuz. Böyle lazer sistemleri ve farklılıkları var. Peki mesela kaç tür lazer yöntemi var o zaman? Yani izah edebileceğiniz bize, bizim algılayabileceğimiz diyelim. O zaman şöyle söyleyeyim. Bir grup ana başlık şöyle olabilir belki. Korneadan parça kaldırılarak yapılanlar. Tamam. Bunlar genelde lastik, intralastik, femtolastik gibi isimlendirilebilir bir grup. Bir grup var, burada hiç korneadan parça kaldırmadan sadece direkt üstüne işlem yapılabiliyor. PRK, LASIK, No Touch, Lazer gibi popüler isimleri var. Bir grup yeni teknolojide SMILE denen bir yöntem var. Evet. Tabakayı ayırıyorsunuz ama kaldırmıyorsunuz. Böylece iki sistemi birbiriyle ortaklaşa kullanabiliyorsunuz. Üç tane sistemden bahsettiniz. Kaldırarak, işte baskı kurarak, bir de kaldırıyormuş gibi yapıp ayırarak. Evet. Şimdi bunlar niçin bu kadar farklılıklar gösteriyor? Şimdi bir korneanın yapısı önemli.
İnsan yapısı mı, tedavi yapısı mı? Yok, hayır, sizin kendi vücudunuzun yapısı. Okay. Korneanızın bir haritası çıkarılıyor ve bu harita bize buraya ne yapabiliriz söylüyor. Öyle gözler var ki hiçbir yönteme izin vermeyen gözler de var mesela kornea yapısı olarak. Bu kornea yapısına göre en uygun ameliyat neyse onu tercih edebilirsiniz. Bu bir. İki, mesleklere göre. Örnek, ofis işi yapıyorum. 50 yaşındayım, hiç daha gözüme yumruk falan yemedim. Örnek. Ama bir boksör öyle mi? Her antrenmanda gözüne darbe alıyor. Hiç gözüme çapak kaçmadı ama bir kaynakçı aynı değil, bir tornacı aynı değil. Bravo, yani meslek bravo. Grupları da var bravo, bu işin farklı içinde. Yani, doğru. Şimdi o zaman onlara yönelik ayrı bir işlem yapmak gerekiyor. Mesela bunlara kapaklı bir işlem yapmak gelecek hayatlarında bir risk barındırıyor gibi düşünün. Örnek, ben yakını göremiyorum. O zaman korneye müdahale edemiyorsunuz, otomatik olarak onu erteliyorsunuz. Şunu mu söylüyorsunuz? Mesela diyelim ki Bayram ve Celal, ikisi de aynı göz kusuruna sahipler. Ama yapıları, meslekleri, bugüne kadar kendilerine nasıl davrandıkları, gözlerine nasıl davrandıkları, vücutlarına nasıl davrandıkları onların yöntemini değiştiriyor. Tabii ki. Aynı hastalıkta. Hatta aynı insanın iki gözü bile farklı sistem olabiliyor. Yani korneası başka çünkü. Peki mesela aynı anda lazer iki göze birden yapabiliyor musun? Tabii ki. Lazerler aynı anda yapılıyor hepsi. Lazerlerin hepsi aynı anda yapılır. Ben sana dedim ki mesela önce birini yapıyorsunuz, sonra birini yapıyorsunuz. Ha, böyle tecrübelerim var benim. Bazı hastalarım diyor ki bir gidecekse birisi gitsin. Öyle bir ön yargıyla gelmiş. Söylemeyeyim dedim size. Yani gidecekse birisi gitsin. Korku, evet. Lazere karşı bir korku değil mi bu? Evet. Ve ameliyat oluyor. Ben hiç, böyle çok hastam oldu benim. Kapıdan çıkıyorlar. 20 dakika sonra yardımcım diyor ki hocam diğer gözün de olmak istiyor. Yani lazer bu kadar güvenilir bir yöntem mi hocam? Doğru elde, doğru yerde, doğru yöntemle çok güvenilir bir ameliyat. Artık cihazlar o kadar gelişti ki pek çok yerde sizin hata yapmanıza izin vermiyor. Fakat her zaman şöyle bir örneği ben veririm. Bir arabanız var, kaza yaptınız. Hiç duydunuz mu? Bir markayı dava açan, sizin arabanız yüzünden kaza yaptım diye. Lazer yüzünden kaza yapan insanlar bilin ki kullanıcı hatasından kazaya uğruyorlar. Mesela? Yani hekim problemi aslında. Hmm. Yani sonuçta anladım. Hata orada başlıyor. Doğru göz, doğru ameliyat. Şimdi bazen diyor ki bize insanlar geliyorlar, ben en iyi sistem olacağım. En son bulunanı olacağım. Öyle midir gerçekten? Öyle değil. Neden? En iyi sistem o göze en doğru olan sistemdir. Hayır, bir dakika. En yeni teknoloji, en son sistem, en iyi sistem değil midir? Hayır. Eğer gözünüz uygunsa en iyi sistem o. Gözün uygunsa? Evet. Şimdi sizin gözünüz uygun, 3 tane sistem var, 3'üne de uygun. En iyisini talep edebilirsiniz. Bravo. Orada problem yok. Ama sizin gözünüz ikisine uymuyor. Şimdi örnek, bir ayakkabı gittiniz, beğendiniz. Dediler ki bu buradan geldi, şöyle oldu, böyle yapıldı. Ama üzgünüm 38'den daha yukarıda üretilmiyor. Hiçbir işinize yaramaz. Alıp büfeye koyuyorsunuz. Öyle şeyler oluyor mu? Tabii. Mesela? Mesela sizin korneanız atıyorum ince. Siz dediniz ki ben kapak kaldırılan bir ameliyat olmak istiyorum. Çünkü çabuk iyileşmek istiyorum. Olmaz. Ama siz onu istiyorsunuz ve onu yaptırıyorsunuz. Onu talep ettiniz ve birisi yaptı. Hani yapılmaz ama diyelim birisi yaptı. 2 yıl sonra eski haliniz arar duruma geliyorsunuz. Ha, boşuna yapmış oluyorsun diyorsun. Eski halinizden daha kötü oluyorsunuz. Tabii ki. Korneye zarar veriyorsun çünkü geri dönüşü olabilir bir sistem değil o. İki soru. Hı-hı. Bir, diyelim ki uygun olmayan sistemle yapıp onu anladık. Olursa daha kötüsü oluyor. Tabii. Uygun olan sistemle yapılsa dahi, hı-hı, o göz kusurunun, lazerden bahsediyorum, hı-hı, tekrarlama olasılığı var mıdır? Var. Şimdi burada varsa neden, hı-hı, ve ikinci kez ameliyat yapılabilir mi? İkinci kısmı da o. Tamam. Şimdi şöyle. Pratikte yapılan bazı yanlışlıklar var. Aslında burada doğru bir lazer cerrahisi yapılmış diye sordunuz ama mesela ben size bir örnek vereyim. Bir kişi geliyor, 2 numara gözlük kullanıyor ve hipermetrop. Bir damla damlatıyorsunuz, 9 numara çıkıyor hipermetropu. Nasıl oluyor hocam? Çünkü gözün odaklama sistemi var ve siz odaklama sistemiyle 9'un 7'sini kompanse ediyorsunuz yaşınız gençken. Şimdi hiç böyle bir işlem yapmadınız. 2 numara gözlük var. Gel baba seni ameliyat ettim 2 numaraya. Geri kalan 7-5 yıl sonra geri gelmeye başlıyor. Anladım. Ben gittim ameliyat oldum. Eskiden daha kötü oldum diyorsunuz. Anladım. Bunu bir kenara koyalım. Yani özensizlik o başka bir şey. Evet. Onu bir kenara koyalım. Tamam. Diyelim ki siz her şeyi doğru oldunuz. Lazeri doğru oldunuz. Doğru sistemli oldunuz.
İnsan vücudu az önce söylemiştim 2 2 daha 4 eden bir matematik problemi değil. Cildiniz kesiliyor, bunu dokunuz tamir ediyor. Karaciğerinizin yağısını alıyorsunuz, doğru, vücudunuz tamir ediyor. Korneyi de tamir ediyor vücut. Bazen aşırı tamirler olduğu zaman ki bu bir kısmı önceden kestirilebilir, bir kısmı kestirilemez. O zaman numaranızın bir kısmı geri dönüyor. Ama ben 5'e ameliyat oldum, bir daha numaram 5 oldu. Büyük bir yanlışlık var öncesinde. İstatistikler hep şunu söylüyor. 1 ile 6 numarasında oldukça başarılı sonuçlar var. %95'ler söylenebilir burada. Astigmatta mı bu? Yok, bu miyopta. Miyopta, pardon. Hipermetroplarda genel kabul, FDA'nin pek çok kurum oraya referans yapar. 4,5 numaraya kadar izin veriyor. Yeni cihazlar 5,75'e kadar düzeltiyorlar. Ondan yukarısı hile oluyor. Ondan sonrası problem var. Peki mesela şunu soracağım. Daha ziyade oradan devam edelim istiyorum. Dediniz yani senin gözün 2 numara. Bir ölçüyoruz 9 çıkıyor. Kontak lens kullanıyorsam bir düzeltme varsa gözümde, o zaman yani mesela kontak lensin bu lazer ameliyatları üzerinde bir etkisi var mı? Var. Şimdi biz korneayı inceliyoruz. Çünkü ameliyatımızı oraya yapıyoruz ilk planda. Orasının kalınlığı 530 mikron. Tamam. Yani yarım milimetre. Şimdi koltuğa oturdum ben. Birisi yandan bana baksa koltuk çökmüştür. Kalkınca eski hale ne yapıp geri gelir. Lensi korneaya koydunuz, çöktü. Eski haline gelmesi ortalama bir hafta oluyor yumuşak lenslerde. Gözde. Evet. Sert lenslerde minimum 3 haftayı buluyor. Koydunuz, eski haline gelmesi. O zaman biz lazer tedavisi öncesi kontak lensleri gözümüzden çıkartmamız gerekiyor ki gerçek hastalık ortaya çıksın, öyle mi? Bir hafta minimum yumuşak lens, 3 hafta sert lens. Ancak o zaman siz o 530 mikronu doğru inceleyebilmiş oluyorsunuz. Çünkü öbür türlü sizin lensi yeni çıkarttıktan sonra yaptığınız incelemeler aslında güvenilir ölçümler olmamış oluyor. Siz onun üzerine bir bina kurarsanız olmuyor da zaten. Dolayısıyla öyle bir hata yapılmışsa da tekrarlama ihtimali yüksek oluyor. Yani tek başına o değil ama dediğiniz doğru. Bu da bir katkı sunar. Hem hipermetrop hem astigmata lazer uygulayabiliyor mu? Evet, uygulanabiliyor. Aynı anda. Evet. Yani bütün cerrahi sizin siz planladıktan sonra bir algoritması var lazer cihazının. O her şeyi planlıyor, hesaplıyor. Bu göze bunu yapacağım diyor. Hatta o kadar gelişti ki parmak izi. Mesela benim baş parmağımla sizin baş parmağınız aynı görünüş olarak ama bizi Hindistan'da bile ayırabilirler bu parmak iziyle. Doğru. Gözde böyle düşünülerek bir wavefront denen bir sistem geliştirilmiş. Her gözün kendine özel tedavisi yapılabiliyor artık. Yıllardan beri. Lazer tedavisi öncesinde sizin değil, bizim dikkat etmemiz gereken bir şeyler var mı? Lens kullanmayacaksınız. Birinci bir, söylemiştik tamam. Onu. Onun dışında bir kişinin buradaki en doğru yapacağı şey doğru yeri bulmak. Doğru insanı bulmak, doğru soruları sormak. Yani benim görevim bu. Sizin göreviniz o. Yalan söylememek tabii. Doğru yeri, doğru insanı, doğru yeri ve doğru soruları sorduğunuz zaman doğru cevaplar alınca zaten ameliyat olabilirsiniz demektir. Bravo. Ama hani yanlış bir şeyden doğru çıkmıyor gözde veya dünyadaki her şey için geçerli. Mesela Bayram Bey şunu soracağım. Ağrı yapıyor mu bu iş? Cerrahi. Evet. Kendisi ağrısız. Yani sistemin yani, kendisi ağrısız. Ameliyat olurken ağrı yok diyorlar. Doğru mu? Doğru söylüyorlar. Şimdi nasıl bir yani nasıl olur bir şey operasyon yapıyorsunuz? Topikal anestezi damla damlatıyoruz. Tamam. Şimdi dişçiye gittiniz bir iğne yapıyorlar bütün dişinizi alsalar haberiniz olmuyor. Acısı sonradan ortaya çıkıyor. Bizim işimiz de öyle ama bizim işimiz çok kısa. Örnek benim kendi pratiğim 6-6,5 dakikadır lazer cerrahisi. Mesela 6 dakika boyunca ben ne hissediyorum? Soğuk bir oda, bol ışık, heyecan, başka hiçbir şey hissetmiyorsunuz. O kadar. Evet. Geri kalan her şey ne? Çok kolay halledilebilir. Hissettiğiniz en hissedilebilir şey basınç. 20 saniye. Şu. Bu kadar. Evet, 20 saniye bunu hissediyor. Bu kadar mı? Evet, o da tabaka kaldırılarak yapılan ameliyatta. Yani o da acı eşiği ne kadar hafif olsa bile insanın problem değil. Ağrı duyulabilir bir şey değil. Sonra işlem bittikten sonra 5-6 saat tiplerine göre değişmek kaydıyla 5-6 saat yanma, batma ve sulanmanız var bir grup ameliyatta. Tamam. Bir grup ameliyatta da 4 gün yanma, batma, sulanma var. Evet. Bunu ben şöyle anlatıyorum. Birisi soğanı eline alıp şurada doğruyor. Ne hissediyorsanız aynısını 4 gün hissediyorsunuz.
Peki hangisinde 4 gün oluyor? O tabaka kaldırılmadan yapılan ameliyatlar. Kaldırıyormuş gibi ayırmak. Yok, onda değil. Hani tabaka hiç kaldırmadığımız ameliyatlar var. PRK, LASIK demiştim. Onlarda oluyor bu. Fakat hep şöyle düşünmek lazım. İşi bir çan elisi gibi anlatıyorum ben. Çan elisinin iki ucu var. Bir sınavda 100 soruyu da doğru yapabilen insanlar da var. 100'ünde yanlış yapanlar var. Evet. Şimdi doktor attım tuttum 4 gün yandım battım. Hiç batmayan insanlar var. İşe gideni biliyorum. Hiçbir şey hissetmeden. Ama 4 günde yanan var. Şimdi bir iki farklı soru var. Birisi şu. Diyelim ki lazer ameliyatı olduk. Gözdeki kusur gitti. Ama gözde oluşabilecek bir başka kusurun düzeltilmesinde daha önce olunmuş olan lazer ameliyatının bir etkisi var mı? Yani beni düzelttin de daha sonra başka bir şey oldu. Acaba bu yeni yapacağınız ameliyat bundan dolayı etkileniyor mu? Tabii şimdi şöyle, gözün bir sürü planı var. Biz korneaya ameliyat ettik ve gerekirse merceğe ameliyat ettik diyelim. Arada uveye var, sklerosu var, retinası var. Yani bir başka planları da var. Burada herhangi bir hastalıkla karşılaşabiliyorsunuz. Doğru. Lazer oldunuz diye bunlar sizin başınıza gelmiyor. Lazer oldunuz diye bunlardan kurtuluşunuz yok. İnsan vücudu bir devinim içinde bir zaman sonra değişiyor ve yaşlanıyor. Şimdi bir kaza yaptık, arabamız var, çarptık. Eyvallah. Tamponu eğrildi. Far kırıldı. Silecek çalışmıyor. Servise verdiniz, tamir ettiler. Aldınız, gidiyorsunuz. 2 hafta sonra radyosu bozuldu. Gittiniz servise. Abi bu araba daha önce kaza yapmış, biz bu radyoya bakamayız demek gibidir bu. Anladım. Aynı arabanın parçaları, aynı gözün parçaları. Farklı parçalar için farklı tedavi yöntemleri daima kullanılabiliyor. Tabii. Bunu anladım. Peki, mesela bir de dediniz ki cümle arasında vardı. Bazı insanların da gözü lazere uygun değildir. Hı hı. Kim onlar ve onlara ne tedavi uygulanıyor? Anladım. Şimdi örnek 20 numara miyopsunuz. 20 numara. Evet. Lazer olma ihtimaliniz hiç yok. Yok. 12 numara hipermetropsunuz. Lazer olma ihtimaliniz hiç yok. Numaranız 4 numara ama korneanız yapısı bozuk. Ameliyat olma şansınız yok. Her şey mükemmel. Şeker hastasınız, insülin kullanıyorsunuz. Bu ameliyatı olamazsınız. Her şey süper. Ankilozan spondilitiniz var. Korneada yapılan herhangi bir işlem size ekstra zarar getirebilir. Olamazsınız. Alternatif ne? Bu defa kornea planını bırakıp bir arka plana geçiyoruz. Yani ama mesela onu da yapamadığınız hastalar var mı? Var. Mesela Behçet hastasınız, üveitiniz var, yoğun kataraktınız gelişiyor veya atıyorum şeker hastasınız, gözünüzün arkasında bir sürü kanamalar var. Siz numarayı sıfır edebilirsiniz ama görmeyi arttıramamış oluyorsunuz. Yani her ameliyat herkese yapılabilir bir şey değil. Aslında süremiz doldu ama şunu soracağım. Şimdi dediniz ki 6 dakikada bir ameliyat yapabiliyor. Günde kaç ameliyat yapar bir doktor? Yani benim rekorum 32'dir. Bir günde evet, 32 ameliyat yaptığımı biliyorum ama hani... Bu sizin çalıştığınız yerin şartlarına, sizin performansınıza ve size gelen hastaya bağımlı. Hiç hastanız yoksa hiç ameliyat yapamazsınız. Çok hasta varsa çok ameliyat çıkabilir. Umarım hep böyle uzun kuyruk listeniz uzun olur diye. Teşekkür ederim. Sağ olun sizin. Bayram Bey çok teşekkür ediyorum bizi bilgilendirdiğiniz için. Şöyle söyleyelim. Hakikaten son derece önemli lazer ameliyatlarından bahsettik. 6 dakika. 6 dakika sonra her şey değişiyor ama değişen her şey sizin saatinizle ilgili bir şey oluyor. Bugünlük bu kadar diyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak dileğiyle hepinize mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalınız efendim.